hızlanmak istiyorum. Süremiz daralıyor. Mesela Cumhurbaşkanı dedi ki sistemde bazı değişiklikler, revizyonlar yapılabilir. Ne olabilir onlar? Yani çok somut olarak konuşmak şimdi doğru değil benim bakımımdan. Ama şunu söyleyeyim. Bakın biz anayasada... Ya da sizin mesela sistemde konuştuğunuz zaman da... Hükümet... Şuralar düzeltilmeli dediğiniz bir şey var mı? Hükümet sistemi değişikliği yapıldı esasen anayasada. Tabii bir kısmı anayasadaki düzenlemelerin yasama yürütme arasındaki ilişkiler bağlamında da oldu. Fakat yeni sistemde yasama organının çalışmalarının daha detaylı düzenlenmesi ve yeni hükümet sistemi anlayışıyla, bu paradigmayla düzenlenmesi gerekiyordu. Zaman zaman ben bu çağrıları da yaptım. İç tüzükle ilgili çağrılar yaptım. Özellikle yasama çalışmalarıyla ilgili olarak. Yani kanun teklifleri milletvekilleri tarafından veriliyor ama bunun bir mutfağının olması lazım. Halbuki bizde komisyonlar genelde işte hükümet tarafından hazırlanan tasarılar, çalışılmış, yani bir mutfakta hazırlanmış bir yemeğin tabiri caizse ısıtılması için düşünülmüş komisyonlar. Bir kanun teklifi gelir ancak öyle çalışmaya başlar komisyon. Şimdi öyle değil. Komisyonların resen çalışabilmesi, işte bir sorunlu alan varsa bu konuyu inceleyip acaba burada bir yasama faaliyeti yapmak gerekir mi gibi düşünebilmesi lazım. Dolayısıyla yasamaya yönelik olarak bazı hususlarda yasama yürütme dengeleriyle ilgili olarak bilhassa kanun faaliyetleri bakımından bazı çalışmalar yapılabilir. Burada şunu çok açık söyleyeyim. O dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığım için çok uzatmadan kısa söyleyeceğim hemen. Şimdi bizim sistemimizde kanunların, anayasa değişikliklerinin görüşülmesinde şöyle bir usul izleniyor. Önce bütünü üzerinde görüşülür. Geldi 20 madde. Bütünü üzerinde tartışılır, görüşülür. Sonra oylama yapılır, maddelerine geçilir. Şimdi bütünü üzerinde mesela siz kategorik olarak şeye karşısınız. Başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanlığı sistemine. Bütünü üzerinde görüşürken bunu anlatırsınız. Dersiniz ki biz kategorik olarak karşıyız. Biz parlamenter sistem taraftarıyız falan dersiniz. Sonra oylama yapılır, maddelere geçilir. Maddelere geçildiğinde artık sizin o maddelerle ilgili somut olarak tartışmanız lazım. Halbuki bizde öyle olmuyor. Olmadı Anayasa Komisyonu'nda. Her maddede tekrar biz sisteme karşıyız. Sisteme geçerken sisteme öyle karşıyız. Mi oldu peki? Sistemi değiştirirken siz öyle mi yaptınız? Tam tersinden. Şeyde, komisyonda tabii ki görüşüldü bu. Hayır ya, mesela tam dediniz ya bütün üzerinden. Yani tabii. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken de evet. Sistemi değiştireceğiz deyip altı doldurulmuş muydu? Tabii önce bütün üzerindeki görüşmelerde niye bu değişiklik yapılıyor o anlatıldı. Sonra maddelerle ilgili maddelerde altı doğru dolduruldu mu? Şüphesiz onda tereddüt yok. Ben yani şunu demek istiyorum. Eğer öyleyse niye revizeye ihtiyaç Türkiye'de var? Türkiye'de şöyle, Türkiye'de eğer dediğim gibi bütün üzerindeki görüşmelerde kategorik itirazınızı ortaya koyarsınız ama maddelere geçildikten sonra bu maddelerle ilgili bir katkı sunan bir yaklaşım olmuş olsaydı yine aynı şekilde sisteme karşıyız her maddede söylemek yerine olmuş olsaydı daha el birliğiyle ve herkesin içine de sindirebileceği bir şey muhalefet bakımından söylüyorum. Yani bundan Cumhurbaşkanlığı sistemindeki revizyon eksikliği muhalefetin katkı vermemesinden kaynaklı gibi bir şey değil. Çıkacak. Hayır. Şüphesiz. Yani onlar katkı verseydi bir revizyon hayır, olmazdı. Hayır. Bu ortak olarak bu sistemi kurabilme noktasında faydası olabilirdi böyle bir çalışmanın. Ama yani bu tek sebep budur demiyorum. Yani bu. Hayır, ben olsam gazeteci olarak böyle bir manşet çıkarabilirdim. Yani böyle çıkartan gazeteciler olabilir. Belki siz çıkarmayın. Ama bu değil. Ama dediğim gibi bugün kategorik olarak itiraz edenlerin daha sonra ortaya koyduğu metni görüyoruz. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem metnine bakıyorsunuz. Orada birçok husus aslında bu değişiklikle beraber alınmış mesafeleri içeren bir efendim, bölüm. Çok özür dilerim böyle bölüyor gibi oluyorum ama süremiz çok daraldığı için birkaç sorum daha var. Mülakatların kaldırılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Ne dersiniz? Şöyle, mülakatlarla ilgili tabii konuşulan birçok husus var, şikayet edilen hususlar var. Bunların bir kısmında doğruluk payı da var. Bizim de rastladığımız şeyler var mülakatlarda. Bunu bir düzene sokmak gerektiği kanaatindeyim ben. Yani tabii kanun bir kısım alımlarla ilgili olarak kanunlarda var mülakatla ilgili. O ayrı bir konu, o hariçtir onlar, zaten. Onlar değiştirilebilir yani kanunlarda. Ama bazı alanlarda da mülakat yapmak gerekiyor. Bakın ben akademisyen olarak da bunu görüyorum. Şimdi doçentlikte mesela mülakat kısmı kaldırıldı. Onları hariç tuttu ama. Tamam, biliyorum. Biliyorum ama ben bir örnek olarak diyorum. Yani şimdi akademik çalışmalar yapmış, bir sürü şey yazmış ama sonuçta bir akademisyenin bir doçentin ders anlatması da gerekmiyor mu?
Yani onu bir tecrübeli akademisyenin bir dinlemesinde, yazmış olduğu metinlerin işte mesela ne kadar hakim olduğunu görmesinde ihtiyaç var. Bu belki hakimlikte, savcılıkta olabilir ama buraya daha somut ölçülebilir. Onlar da kameraların önünde yapılması. Ölçülebilir mesela. Kriterler, doğru. Ki doçentlikte ben de mülakatta sorun yaşamış birisiyim. Kamera yoktu o zaman. Mesela kameralar konulması için ben de mücadele ettim. O zaman konuldu. Şu anda var mesela. Mülakat aşamasında vardır. Sorum şu efendim o zaman. Bu mülakatları siz yapmaya başladınız. Yani AK Parti iktidar döneminde yapıldı ve herkes gençlerin en çok isyan ettiği noktadan. Daha önce de vardı. Hayır şöyle. Çok öne çıktı ve bir takım güvenlik sebepleri sonrasında daha da arttı. 15 Temmuz'dan sonra daha da arttı ve artık kalıplaşmaya başladı. Muhalefetin sizi en çok eleştirdiği konulardan birisi bu mülakatlar şimdi, meselesi. Akif Bey, ben kendim 1991'de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Girdiğim ilk araştırma görevlisi mülakatında yazılı sınavlardan sonra tek kişi kalmış olmama rağmen elendim. İmam Hatip Lisesi mezun olduğum için açıkça söyledi bana mülakat yapanlar. Çünkü söylediğiniz şey çok kıymetli. Yani size yapılmasını istemediğiniz bir şey başkasına yaptınız mülakatta. Ben yapmadım doğrusu. Hayır, yani şey olarak söylüyorum. Evet. Genel olarak söylüyorum. Yani iktidar döneminde şimdi, böyle bir şey yapıldı. Hayır, yani bu ne zaman başladı meselesi anlamında. Vardı, yani çok haklısınız. Var, eskiden beri de var. 80'li yıllarda da var. Zaten bunları çekiyoruz. Hep vardı, buradaki, hep var olmaya devam ediyor. Buradaki temel mesele aslında bazen onun önüne geçiyor. Yani mülakat mesela normal şey diyelim normal memur alımında falan bundan mülakata gerek yok ama mesela hakimlik, savcılık gibi, kaymakamlık gibi işte akademisyenlikte ilerlemeler gibi hususlarda mülakatlar olmalı. Ama bunun ölçülebilir, objektif kriterleri olmalı. Dediğiniz gibi mesela akademik şeyler bir izlemeye açıktır. Başka akademisyenler de oradaki şeyi izleyebilirler yapılan mülakat kısmını, aşamanın öyle idi. Doktora da öyle, yeterliliklerde falan da öyle. Bunların kameraya alınması, itiraz üzerine kendisini savunabileceği, yani sınavı kaybeden, mesela çok başarılı bir sonuç almış yazılılar ama kaybeden birisinin de bunu savunabileceği bir imkan olmalı. En son ben kendi oğlumla ilgili yaşadım. Araştırma görevlisi alımıyla ilgili olarak başvurdu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik birlikte ikisini bitirmiş bir çocuk. Matematik olimpiyat başarıları olan uluslararası anlamda bir çocuk. 10 kişilik bir liste yapılıyor. Kendisi listenin başında, birinci sırada. Bunu almıyorlar. Üçüncü, dördüncü sıradakini alıyorlar mesela. Bu yaşandı sınavda. O konu galiba çok tartışıldı. Tartışıldı ama. Sonra da süremiz bitmiş, uyarıyorlar. Ben bir şey daha soracağım. Siz onu sormadan programı bitirmek istemiyorum. Bir sürü sorun vardı aslında. Bu 300 milyar dolar meselesi vardı. İşte Sayın Akşener'in kürsüye... O zaman başka programlar başka yapmamız program gerekiyor. Ama şunu sorayım. Depremle ilgili hiç konuşamadık. Doğrudan Kızılay Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Kızılay Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi. Belki en başında geliyor bu anlamda. İnsani yardım bakımından. Ve herkesin en zor zamanlarda işte kan ihtiyacımız oluyor, ilk akla gelen Kızılay. Böyle bir kurum. Yani bir kere Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. O mevzunun ortaya çıktığı dönemlerde. Tabii o istifa meselesi kişinin kendisinin değerlendireceği bir husustur. Ben şahsen de yakın tanıdığım bir, iyi bildiğim bir arkadaşımızdır. Ama Türkiye'de bir kurumun itibarı... Şahısların kendi kişisel düşüncelerinin, değerlendirmelerinin itibarının ötesinde bir şey. Kızılay'ı hepimizin göz bebeğimiz gibi korumamız lazım. Görev yapanlar da, yönetimdekiler de, başkan da dahil olmak üzere. Anlatım budur. İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı. Kim olursa olsun, evet doğru. Diye anlıyorum. Yani doğru. Çok nezaketli bir şekilde doğru aslında siz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben efendim, teşekkür ederim. Katıldığınız için süremiz çok dardı, kusura bakmayın. Siz de iftar programına yetişeceksiniz. Biz devam edeceğiz biraz daha. Başka bir programda tekrar konuşuruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tekrar şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Bütün milletimizin ve İslam aleminin. Sağ olun. Efendim Meclis Başkanı Mustafa Şentop Ankara Stüdyosu'nda konuğumuzdu. Biz devam edeceğiz ana habere. Birkaç önemli başlığı sizlerle paylaşacağız. Kendisinin iftar programı var, oraya yetişecek.